Kemal ile İsmail, arkadaşlarıyla birlikte elmalı turta yiyorlar ve ne kadar turta yediklerini bulmak istiyorlar. Toplam 7 kişiler ve her biri bir turtanın 2 bölü 5'ini yemiş. Kemal bu problemi, 2 bölü 5'i 7 ile çarparak çözebileceğimizi söylüyor. Eh, bu kulağa mantıklı geliyor öyle değil mi? 7 kişi var ve hepsi de bir turtanın 2 bölü 5'ini yemiş. Kemal bu iki sayıyı çarpmış ve 14 bölü 35 bulmuş. Heh, i̇şte bu biraz şüpheli görünüyor. Yaptığı işlemse şu şekilde: 2 bölü 5 çarpı 7 eşittir 2 çarpı 7 bölü 5 çarpı 7 ve sonuç 14 bölü 35. İsmail ise bu sonucun yanlış olduğunu çünkü. 14 bölü 35'in bütün bir turtadan küçük olduğunu söylüyor. Bu kesinlikle doğru. 14 bölü 35, bütün bir tam turtadan, yani birden küçüktür. Hangi seçenek bu durumu en iyi şekilde açıklar? Evet, bize bu soruluyor. Seçeneklere geçmeden önce Kemal'in işlemine bir göz atalım. Kemal, 2 bölü 5'i almış ve bu kesri 7 ile çarpmış. Çarparken de hem 2'yi hem de 5'i 7 ile çarpmış ve 14 bölü 35 sonucuna ulaşmış. Şimdi, videoyu durdurun ve bunun neden yanlış olduğunu bulmaya çalışın. Eğer hem payı hem de paydayı aynı sayı ile çarparsak, kesrin değerini değiştirmemiş oluruz. Bu, 2 bölü 5 çarpı 7 bölü 7'ye eşittir aslında. 7 bölü 7 ise 1'e eşittir. Yani bu çarpma işleminin sonucu yine 2 bölü 5 olacaktır. 14 bölü 35, 2 bölü 5 demenin başka bir yoludur sadece. Yani yine bir kişinin yedi turta miktarını verir. Peki Kemal nerede hata yapmış? 2 bölü 5 çarpı 7 7 tane 2 bölü 5 demektir. Yani 2 bölü 5 artı 2 bölü 5 artı 2 bölü 5 artı 2 bölü 5 4 etti. Artı 2 bölü 5, ve bu beşincisi. Artı 2 bölü 5 ve artı 2 bölü 5. Özür dilerim, kafam iyice karıştı. Ve bunları toplarsak, 7 tane 2 bölü 5'imiz olduğunu, yani 2 artı, 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 2, 7 çarpı 2 bölü 5. Yani 14 bölü 5 eder. Ve bu bütün bir turtadan fazladır. 14 bölü 5, 2 tam 4 bölü 5 eder. İşte Kemal bu soruyu bu şekilde çözmeliydi. Tabi tüm bu ikileri yazmadan da bu soruyu çözebilirdi. 7'yi 7 bölü 1 olarak düşünüp direkt çarpma işlemini yapabilirdi. 2 bölü 5 çarpı 7 bölü 1. Payda 2 çarpı 7, 14 eder. Payda da ise 5 çarpı 1 var, bu da 5 eder. Ve bulduğumuz sonuç aynı. Şimdi soruya geri dönelim ve Doğru olan seçenekleri işaretleyelim. Birinci seçenekte Kemal'in çarpmayı yanlış yaptığı söyleniyor. 2 bölü 5 ile 7'yi çarpmak aslında 7 tane 2 bölü 5'i toplamaktır. E bu doğru. Doğru cevap 14 bölü 5 ya da 2 tam 4 bölü 5'tir. Birinci seçenek doğru gibi görünüyor ama gelin diğerlerini de okuyalım ve hataları bulmaya çalışalım. İkinci seçenekte Kemal'in çarpmayı doğru yaptığı ama kesirdeki yedileri sadeleştirmeyi unuttuğu söylenmiş. 7 bölü 7, 1'e eşit olduğu için 2 bölü 5 çarpı 7'nin 2 bölü 5 çarpı 1'e eşit olduğu ve sonucun 2 bölü 5 olması gerektiği söylenmiş. Bu kesinlikle yanlış. 7 ve 1 birbirine eşit değildir. Üçüncü seçenek, Kemal'in 7 kişinin yediği turtayı bulmak için 2 bölü 5 ile 7'yi toplaması gerektiğini söylüyor. Bu da çok yanlış. Kemal'in çarpma yapması gerekiyor. Ve son seçenekse Kemal'in doğru işlem yaptığını, sonucun 14 bölü 35 olduğunu ve 7 arkadaşın düşündükleri kadar çok turta yemediklerini söylüyor. Evet, bu da yanlış. O halde, Doğru seçenek A seçeneği olmalı.